Ekranları karşısında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz. Efendim bugün Ekonomi Dünyası ekibi olarak Ankara Eryaman bölgesindeyiz. Yanımızda değerli firma sahibimiz Kadir Bey var. Kadir Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Sizleri tanımak istiyoruz. Kadir Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz ve bu serüvenimiz nasıl başladı? Ben 1999'dan beri bu sektör içerisindeyim. Bu firmayı kuralı da bir 5 ay oldu. Yeni bir firma kurduk. 3 tane şubemiz var halihazırda. Yeşilova, Eryaman ve Balgat olmak üzere. 2 tane de şubemiz halihazırda, yolda, inşaat halinde. Toplamda 5 şube ve 2024 sonuna kadar da Allah izin verirse 25 şubeyi hedefliyoruz. Yani şunu söyleyebiliriz izleyicilerimize, şu an 5 şubemiz var fakat 2023 yılına kadar hedefimiz tamamen daha çok gelişmek, evet, ve kesinlikle 25 şube gibi bir hedefimiz var. Evet. Aslında biz burada tabii ki bunların içeriğini sizlerle konuşacağız ama değişmeye açık bir işletme sahibiyiz. Evet. Ve Antakya, Yeşilova olarak da geri dönüşlerimiz çok güzel, müşteri yorumlarımıza vermiş olduğumuz hizmetlerimiz çok güzel. Evet. Tabii detayına gireceğiz, menü çeşitliliğimiz nelerdir, burada bizi izleyen izleyicilerimize hangi lezzetlerden tattırabiliriz ama daha öncesinde sizlere soru sormak istiyorum. Buyur. Hedefimiz ve amacımız gelişmek dedik. Gelişime açık bir işletme olduğumuzu söyledik. Evet. Bunlarla ilgili düşüncelerinizi alabilirim. Bizim ilk hedefimiz büyüme olduğu için, büyüme hedefli bir şirket olduğumuz için ilk 10 şubemizde franchise belirli almıyoruz ve ilk 6 ayda ciro primi almıyoruz. Bu 10 şubeden sonra tabii ki tekrardan oturup konuşulabilir ama hani ilk 10 şubemiz için kesinlikle franchise belirli almıyoruz. Tamamen halkımızın ve insanlarımızın yanındayız ve bu şekilde büyümeye açık olmayı düşünüyoruz. Aslında burada da diğer işletmelere de bir fırsat sunuyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Yani insanlarımız depremden kaçtı, biliyorsunuz Antakya'da depremler oldu. Ve yeni yatırım yapmak isteyen insanlarımız var ve bunlara yardımcı olarak çok düşük bir maliyetle onları işletme sahibi yapıyoruz. Bu şekilde de büyümeyi istiyoruz. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Peki Antakya, Yeşilova olarak burada vermiş olduğumuz hizmetler, menü çeşitliliğimiz nelerdir? Menülerimizi sizlerden öğrenebilir miyiz? Tabii ki bizim menü çeşitlerimiz genelde Antakya döneri. İskenderun usulü dönerden biraz daha farklıdır Antakya döneri. Ve biz buradaki hizmetimizde sadece dönerle kalmayıp bunun içerisinde kağıt kebabı, tepsi kebabı, katıklı ekmek, biberli ekmek gibi çeşitlerimiz de var. Tamamen Antakya lezzetlerini Ankara, Eryaman'da tanıtmaktır amacımız. İnşallah da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Aslında burada tamamen bakıldığı zaman Antakya'mıza ait yöresel ürünlerimiz mevcut. Evet. Şimdi dönerimizle ilgili konuştuk. Farkı nedir? Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Şimdi Antakya lezzeti biraz daha Hatay'a göre biraz daha farklıdır. Soslarımız ve mayonezlerimiz tamamen kendi üretimimizdir. Kendimiz yaparız. Ekmeklerimiz de kendimiz üretiriz. Tabii ki lavaşın sıcaklığı, mayonezi kendi yapmamız, soslarımızı kendimizi yapmamız tabii ki lezzeti üst seviyelere çıkartıyor. Kullandığımız ürünlerin hepsi kalitelidir. Kesinlikle insanlarda bir rahatsızlık yapmaz. O yüzden de Antakya dönerinin çok daha başarılı olduğunu düşünüyoruz ve bu şekilde de devam etmeye düşünüyoruz. Şimdi şunu söyleyebiliriz, aslında bakıldığı zaman malzemelerimiz de dışarıdan herhangi bir şekilde temin etmiyoruz. Evet, evet. Çünkü bizim burada amacımız, yani buradaki menü çeşitlerimiz evet oldukça zengin, evet, ve Antakya denildiği zaman da baharat geliyor aklımıza. Evet, evet. Baharatlarımızı zenginleştiriyoruz buradaki yiyeceklerimizi fakat güzel bir noktaya değindiniz. Aslında buraya gelen müşterilerimize evet güzel bir yöresel bir lezzet tattırıyoruz ama herkesin hitap edebilmek için de bizzat dikkat ediyoruz. Evet. Sağlık açısından. Evet, evet, kesinlikle. Bizim ürünlerimizin hepsi Antakya'dan gelmelidir zaten. Deprem zamanında biraz zorluk çektik ama Antakya yöresinden biz bütün ürünlerimizi tedarik ediyoruz ve Ankara'da insanların hizmetine sunuyoruz. Bu da tabii ki Antakya yöresinin baharatları biraz daha çeşitli ve güzel olduğu için insanlar bu lezzete alışmaya başladı ve müdavim olmaya başladılar. Şimdi alışmaya başladığı zaman da bakıldığı zaman bir Antakya dönerimiz bir de normalde yediğimiz standart bir döner arasında farklılıkları görüyorlar. Evet. Aslında bu yüzden geri dönüşlerimize bizzat daha güzel oluyor. Evet, kesinlikle. Peki şimdi fırınımızla ilgili de bahsedelim. Asıl burada bahsetmemiz gereken nokta fırınımız. Şimdi bütün ürünlerimizi burada kendimiz yapıyoruz. Evet. Soslarımızdan tutup lavaş ürünlerimize varana kadar bireysel kendi ürünlerimiz. Dışarıdan herhangi bir şey almıyoruz. Evet. Fırınımızla ilgili bahsedelim, üretim kısmımız. Çünkü asıl burada bizim fırınımız. Aynen. Fırınımızda neler oluyor? Bu işleyiş sürecimiz nasıl ilerliyor? Şimdi bizim fırınımız Yeni Mahalle bölgesinde büyük fabrika halinde 4 katlı bir binada oluşuyor. Tertemiz, hijyenik ve Türkiye'nin her tarafına lavaş sevkiyat yapabilecek bir kapasitedeyiz. Antakya'nın zaten lavaşların hepsi fırın kısmında üretiliyor.
Ve Türkiye'nin her tarafında farklı dönercilere de biz lavaş, pide ve gobit hizmeti sunuyoruz. Kesinlikle hijyenik ortamlarda üretildiği için insanlar tabii ki geri dönüşleri çok iyi oluyor. Ve bu şekilde de ilerliyoruz. Tüm ürünlerimiz aslında burada üretim yerimiz, fırınımız diyebiliriz. Evet, buradan evet, üretiliyor. Evet. Peki bayilik alan burada işletme sahiplerimiz de mi aynı şekilde devam ediyor? Tabii ki. Bayilik alan işletmelerimizin hepsi, ürünlerin hepsini bizden alıyor. Lavaşlarımızı, işte ketçap, mayonez, sos. Çünkü bunların hepsi bizim üretimimiz tabii olduğu ki. İçin. Biz Antakyum olarak bütün Türkiye'deki lezzetin aynı şekilde olmasını diliyoruz ve onun için uğraşıyoruz. Mesela kısa atıyorum, sürede aslında başarıyı elde edebilmişiz. Tabii ki. Mesela atıyorum Erzurum'da yediğiniz bir dönerle Eryaman, Yeşilova'da yediğiniz bir dönerin aynı olması lazım ki başarıya ulaşabilirsiniz. Evet. Peki hijyen konusunda nelere dikkat ediyoruz diyelim. Çünkü gıda sektörü, Hijyen konusunda nelere dikkat edelim diyelim. Çünkü gıda sektörü bakıldığı zaman hijyenik ortamda olması gerekiyor ve en evet. önemlisi sağlığa hitap ediyor. Evet, biz... Almış olduğumuz önlemlerimiz nelerdir? Yemeklerimiz ve önlemlerimiz yapılırken ne gibi önlemler alıyoruz? Şimdi bizim çalışma sistemimizde o fabrika dediğim, fırın dediğimiz yerde bizim alt katta mutfağımız var. Antakya'nın mutfağı var. Evet. Burası tamamen seramikle kaplanmış ve gıda tarama uygun olarak üretim yapılıyor. Çalışanlarımız tabii ki maskelerini, bonelerini, eldivenlerini, ayaklarına işte galoşlarını her şeyi giyerek bu şekilde hizmet veriyor. Ve böylece biz temizliği tamamen sağlamış oluyoruz. Kafemizin de aynı şekilde günlük temizlikleri kesinlikle tabii yapılıyor değil tabii mi? Ki, her zaman. Her zaman günlük sabahleyin ilk gelen personelimiz ilk önce temizlik yapar ve tuvaletler bizim için çok önemli evet. özellikle. Tuvalete mesela saatte bir temizlik yapılır ve hijyenik bir ortam sağlanır. Aslında biz burada şunu düşünmüşüz. Normalde bir eve girdiğimiz zaman en önemli kısım mutfak ve tuvalettir. Evet, evet. Burada bizim evimiz diyelim ve bu şekilde kesinlikle. İlerlemişiz ki kısa sürede başarıyı elde edebilmişiz. Hijyen konusunda birebir detaylı bir şekilde düşünülmüş burada. Evet. Bakıldığı zaman aslında Kadir Bey bir ilki başarabilmiş. Çünkü özellikle bu sektörde diğer rakiplerden sizi ayıran özellik daha detaylı bir şekilde çalışmak evet. ve aynı zamanda da ürünleri tamamen dışarıdan değil de kendi evet. üretiminizi sağlamak. Evet, evet. Hijyenini de bu şekilde sağlamış oluyoruz. Çünkü bizim elimizde değil. Evet. Yani bizim elimizde değdiği için de kesinlikle temiz ve hijyenik olduğunu düşünüyoruz tabii tabii. Peki çalışma saatlerimiz nelerdir? Paket servislerimiz mevcut mudur? Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Çalışma saatlerimiz sabah 9, Eryaman Yeşilova Şubesi için gece 12'dir. Paket servislerinde bütün sepetlerle, trend yol, yemek sepeti, getir ve telefon siparişlerimiz, sosyal medya, Instagram, Facebook, TikTok hepsinin içerisindeyiz. Bu şekilde de siparişleri kabul ediyoruz. Bakıldığı zaman sadece bu bölgede hizmet etmiyoruz da diyebiliriz aslında. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Ankara'nın her tarafına hizmet yapabiliyoruz biz. Şimdi Antakyum olarak evet lezzetlerimizle biliniyoruz burada ve vermiş olduğumuz kampanyalı hizmetlerimiz de diyelim. Evet. Şimdi burada bizim öğrenciye yönelik vermiş olduğumuz kampanyalı hizmetlerimiz nelerdir? Her bütçeye uygun çünkü menü çeşitliliğimiz var. Evet. Menü bakımından da oldukça zengin bir yerdeyiz. Evet. Evet. Kampanyalarımızdan, fırsatlarımızdan bahsedebilir misiniz? Öğrencilere hafta içi özellikle olmak üzere genelde her zaman kampanyalarımız var tabii evet. ki. Yani öğrencilerin %10 indirimi var. Hali hazırlı ve bu şekilde faydalanıyor öğrenciler ve öğrenciler çok fazla bir taleple gelip burada yemeklerini yiyorlar hijyenik bir şekilde. Çünkü özellikle sadece öğrencilerimize %10 indirim kullanıyoruz evet, ve uyguluyoruz evet, diyebiliriz. Evet, 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 kesinlikle. Peki çalışma arkadaşlarımız nelerdir? Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Herkesin tabii ki de bir bölümü vardır. Çalışma arkadaşlarımızı alalım, yoğun olduğumuz saatleri de belirtelim ve sonrasında röportajımızı sonlandıralım. Evet, çalışma arkadaşlarımız bizim tezgahta çalışan ustalarımızın hepsi Antakya'dan gelir. Evet. Ve bu işi bilen ve çekirdekten yetişen ustalardır. Garsonlarımızı genelde Ankara ve çevresine alıyoruz. Kurye de aynı şekilde. Bu şekilde devam ediyoruz. Genelde yani burada çalışan bizim elemanlarımız eğitimli olmak tabii zorunda ki, diyebiliriz. Tabii kesinlikle. Zaten gelen ustalar ilk önce ana şubemiz olan Eryaman'da eğitimini alır. Daha sonra şubelere yayılır ve şubelerde çalışmaya başlar. Peki gıda sektörü bir o kadar zor dedik. Çünkü bakıldığı zaman gıda sağlığa hitap ettiği için detaylı bir şekilde çalışabilmişiz ki şube aslında bakıldığında çok zor bir süreci siz evet. atlatabilmişsiniz ve hedefimiz de gelişme yönünde ilerliyor. Gıda sektörüyle ilgili bir restoran olarak aslında bunu sizlere soruyorum. Bizleri izleyen genç girişimcilerimiz bu sektöre atılmadan önce neyi amaçlamalar ve nasıl bir yol izlemeliler diye. Şimdi genç girişimcilerimiz bu işe girsin çünkü gıda Türkiye'de ölmeyecek bir sektör. Ölmeyecek bir sektör olduğu için de genç girişimcilerimiz bence atıyorum farklı sektörlere yönelmesi gerekirken bence gıda sektörüne yönelmeleri çok daha doğru. Çünkü gıda sektörü Türkiye'de ölmeyecek bir sektör.
Hizmet sektörü genel olarak ki, evet. Tabii ki genelde o şekilde oluyor. Ve giren arkadaşlarımız, genç girişimcilerimize tamamen Antakya olarak çok iyi bir destek veriyoruz. Bunu da buradan bildireyim. Desteğimiz sürekli zaten. Tabii ki. Vermiş olduğumuz hizmetleri evet, söyledik evet. Ama özellikle de belirttik başta bunu. Aynen. Yani dediğim gibi genç girişimcilere özellikle çok büyük destekler veriyoruz. Genç girişimcileri bekleriz. Merkezimiz dediğim gibi Yeni Mahalle'de. Hı hı. Her zaman gelebilirler. Kapımız herkese açıktır. Buyursun gelsinler. Sosyal medya hesaplarımızın isimlerini alalım. Bizlere nasıl ulaşabilirler diyelim. Biz de Instagram hesabından özellikle Facebook hesabından ve TikTok hesabından ulaşabilirler. YouTube'da zaten videolarımız var. Instagram hesabımız çok aktif. Buradan da ulaşabilirler bize. Çok teşekkür ederiz. O zaman şunu söyleyelim izleyicilerimize Kadir Bey. Bizleri izleyen izleyicilerimiz, müşterilerimiz değil danışanlarımız aslında diyebiliriz. Evet. Özellikle Antakya'mıza ait birden fazla burada yöresel ürünlerimiz var. Hepsi hijyenik bir ortamda pişiriliyor evet. Ve gelen evet. Müşterilerimize burada sunuluyor. Evet. Güzel lezzetleri, birden farklı lezzetleri uygun ve kampanyalı bir biçimde tatmak isterlerse tek adresimiz neresi diyelim? Antakya'm diyelim. Buyursunlar gelsinler. Ve herkesi gelsinler. Buraya bekliyoruz. Ekranları karşısında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz. Efendim bugün Ankara bölgesindeydik ve yanımızda değerli firma sahibimiz Kadir Bey vardı. Antakya'mıza ait yöresel lezzetlerimizi bizlere ve sizlere bilgilendirdiği için bu alanda çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Programımızı sonlandırıyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.